Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Opel Grandland, büyük boy CSU'lar içerisinde tasarımı ve standart olarak sunduğu özellikleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeye başaran Grandland tamamen yenilendi. Şimdi gelin bu özellikler neler, piyasadaki diğer rakiplerine karşı başarılı olabilecek mi? Tüm bu soruların cevaplarını en anlaşılır şekilde öğrenip kararımızı en son hep birlikte verelim. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Opel Grandland'in mazisi çok da eski değil. İlk kez Eylül 2017'de görücüye çıkmış, Eylül 2018'e kadar 100 bin adet sipariş alarak segmentindeki başarısını ortaya koymuştu. PSA grubu altında EMP 2 platformu üzerinde Peugeot 3008 ve 5008 ile birlikte üretilen Grandland, tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ve aradan geçen 4 yılın ardından tamamen yenilenen tasarımıyla yeni Opel Grandland karşımızda. Yeni Grandland'e önden baktığımızda Opel markasının artık tüm modellerinde uyguladığı vizörü hemen fark ediyoruz. Makyaj öncesiyle kıyaslandığında kitleleri ikiye bölecek radikal bir tasarım değişikliği yaşayan yeni Grandland, bu haliyle küçük kardeşi Mokka'ya bir hayli benziyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu yeni vizör nedeniyle daha minimal bir surat ifadesi kazanması ona bir dezavantaj katmış gibi görünüyor. Bunun dışında tamponun köşelerinde yer alıp içlerinin dolu olduğu havalandırma çıkışlarıyla çift renk tampon tasarımı oldukça agresif ve şık gözüküyor. Yeni Grandland'in profiline geçtiğimizde ise bu kadar da zahmet etmeseydiniz demek istiyorum. Yeni Grandland'in profilini makyaj öncesiyle kıyasladığımızda aradaki 7 farkı bulun bulmacasından hallice bir tasarımla karşılaşıyoruz. Ön kapıdan arka stoplara kadar uzanan omuz çizgisi, C-Stone üzerindeki ikonik kuyruk çıkıntısı ve alt tarafta ters bıçak şeklindeki marşbiyel tasarımı makyaj öncesiyle tamamen aynı. En büyük yeniliklerin arasında ise jant seçenekleri yer alıyor. Opel Mokka'da da kullanılan bu jantların tasarımlarını ben oldukça beğeniyorum. Yeni Grandland'in arka tarafına geçtiğimizde detaylar arasında sıkışıp kalıyoruz. Yeni Opel Grandland'in arka tasarımıyla önceki neslini kıyasladığımızda aradaki tek farkı mat siyah renkteki Opel logosuyla bagajın tam merkezindeki model isim yazısının ne olduğunu görüyoruz. Bunun dışında ön taraftakinin aksine arka stoplar aynı tasarımda kalmaya devam ediyor. Benim bu tasarımda en beğendiğim detaylardan bir diğeri ise bagaj kapağı üzerindeki doğal spoiler çıkıntısı oldu. Gerçekten genel tasarıma baktığımda ön taraftaki vizörü dahi sollayan bu tasarımı oldukça beğeniyorum. Aşağıya doğru indiğimizde ise sahte egzoz çıkışlarının yer aldığı tampon tasarımı tarz bir görünüm sunuyor. Yeni Opel Grandland boyutlar konusunda da öyle büyük bir farklılık barındırmıyor. Yeni Grandland 4477 mm ile önceki nesliyle aynı uzunlukta, 1906 mm ile 50 mm daha geniş ve 1609 mm ile aynı yükseklik değerlerini sunuyor. Aks mesafesi de 2675 mm ile önceki nesline göre bir değişim yaşamıyor. Yeni Opel Grandland'in gördüğünüzde oldukça hoşunuza gidecek iç mekanda neler değişti, gelin hep birlikte öğrenelim. Yeni Grandland'in iç mekanına geçer geçmez ilk dikkatimizi çeken yenilik ön konsolun tasarımı oldu. Opel'in Pure Panel ismini verdiği bu konsol ünitesiyle direksiyon simidinin hemen arkasında 12 inç büyüklüğünde bir dijital kokpit geliyor. Siyah temanın hakim olduğu bu ekranda gün ışığının yoğun olduğu saatlerde parlamalar yaşanması benim pek hoşuma gitmedi. Bu ekran parlamasını görmezden gelirsek genel tema ve çözünürlük tarafında bir dezavantaj bulamıyoruz. Panelin ortasına doğru geldiğimizde ise standart olarak 7 inç büyüklüğünde olup üst donanımlarda 10 inç büyüklüğünde satın alınabilen dokunmatik multimedya ekranını görüyoruz. Üzerinden kablosuz olarak Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı özelliklerinin kullanılabildiği bu ekranın
dokunmatik hassasiyeti gayet iyi. Yenilenen panelden biraz uzaklaştığımızda ise genel tasarımda önceki nesliyle arasında hiçbir farklılık bulunmaması dikkatimizi çekiyor. Bu arada direksiyon simidini atlamak istemem. Tasarımı ve kullanım rahatlığıyla Opel'in bu direksiyon simidini ben oldukça beğeniyorum. Konsolun aşağısına doğru çift bölgeli klima kontrol ünitesini görüyoruz. Onun hemen altında bir kapakla gizlenen küçük eşya gözünün içinde cep telefonunuzu koyabileceğiniz bir alan ve USB-A girişi bulunuyor. Vites kolları tarafında seçmiş olduğunuz şanzıman türüne göre oldukça şık vites seçicileri sizleri bekliyor. Arkaya doğru ilerlerken özellikle bu tarz SUV'lerde kullanması oldukça zor olan geride konumlandırılmış 2 adet bardaklık benden eksi puan aldı. Fakat eksiyi artıya çevirebilen Grandland portatif bardaklığıyla işlevsellikle ön plana çıkıyor. Kol dayamanın içinde ise önemli eşyalarınızı koyabileceğiniz lastikli tutucuyla görece derin bir alan bulunuyor. Yeni Opel Grandland'in en beğendiğim özelliklerinden bir diğeri ise baldır destekli elektrikli koltukları oldu. Özellikle uzun yolculuklarda oldukça ihtiyaç duyulan baldır desteğinin sunulması benden artı puan almayı başardı. Arka koltuklara geldiğimizde ise inip binmesi oldukça kolay olan düşük eşikli kapılar yine benden tam puan almayı başarıyor. Üzerlerinde Isofix bağlantılarının bulunduğu arka koltuklar oldukça şık gözüküyor. Bununla birlikte diz ve baş mesafesi konusunda segmentinin getirilerini karşılarken cam tavanın olmadığı modellerde oldukça yüksek baş mesafesi sunuluyor. Ayrıca arka yolcular için orta tarafta havalandırma menfezi ve 220 watt priz olması beni biraz şaşırttı. Yeni Opel Grandland bagaj hacmi tarafında makyaj öncesiyle aynı hacimsel değerleri sunuyor. Elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında 514 litre bagaj hacmi bulunuyor. Koltukları tamamen yatırdığınızda ise bu değer 1652 litreye kadar çıkıyor. Hibrit modelde ise bagaj hacmi hissedilir derecede küçülüyor. Koltuklar normal konumundayken 390 litre hacim sunan Grandland Hibrit, koltukları yatırdığınızda ise 1528 litre hacim sunuyor. Şimdi de gelin yeni Opel Grandland'de bulunup onu satın almak için en büyük nedenlerinizden olacak ve birçoğunun da standart olarak sunulduğu gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri neler? Hep birlikte öğrenelim. Yeni Grandland'de bulunan teknolojik özelliklerin ilk sırasında ön vizere oldukça yakışan ve opsiyonel olarak satın alınabilen 168 parçalı Vision LED farlar bulunuyor. Bunun yanı sıra özellikle gece sürüşlerinde otomobil kullanmayı daha güvenli hale getirecek Night Vision sistemi sayesinde 100 metre ötenizde bulunan canlıları sıcaklık analizi yaparak fark etmeniz sağlanıyor. Bununla birlikte yeni Grandland'de standart olarak sunulan özellikler ise şu şekilde. Herhangi bir tehlikeli yakınlaşmada otomatik acil fren yapan önden çarpışma önleyici, özellikle şehir içinde hayat kurtaran yaya algılayıcı, uzun yolculuklarda büyük kolaylık sağlayan aktif şerit takip asistanı, trafik işaretleri okuma sistemi, uzun süre araç kullandığınızda mola vermenizi hatırlatan yorgunluk tespit asistanı ve adaptif hız sabitleyici standart olarak sunuluyor. Bu özelliklerin yanı sıra yeni Opel Grandland'in lüks ve konfor seviyesini arttıracak daha birçok güvenlik ve sürücü yardımcı özelliğini de satın alabilirsiniz. Peki yeni Opel Grandland'de bulunan motor seçenekleri ve şanzıman kombinasyonları neler? Öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Grandland'de bir benzinli, bir dizel ve bir adet hibrit olmak üzere toplamda 3 farklı motor seçeneği sunuluyor. 1.2 litre hacmindeki turbo beslemeli 3 silindirli benzinli motor 130 beygir güç, 230 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel, 8 ileri otomatik vites ile satın alınabilen bu motor ortalama 5 litre yakıt sarf ediyor. 1.5 litre hacmindeki dizel motor ise 4 silindire sahip. Toplamda 130 beygir güç, 300 Nm tork üreten bu motoru yalnızca 8 ileri otomatik ile satın alabiliyorsunuz.
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi ise 3.9 litre. Hibrit motor seçeneklerinde ise önden çeker ve dört çeker olarak iki farklı modeli tercih edebilirsiniz. 1.6 litrelik benzinli motorun eşlik ettiği önden çeker hibrit modelde 180 beygir güç, 300 Nm tork elde ediliyor. 4 çeker hibrit modelde ise 200 beygir güç, 300 Nm tork elde ediliyor. 100 kilometredeki yakıt sarfiyatları 1.5 litre olan bu motorları yalnızca 8 ileri otomatik vitesiyle satın alabiliyorsunuz. Yeni Opel Grandland şu an Avrupa'da en düşük 28.440 Euro'dan başlayıp en pahalı hibrit modelde 45.000 Euro'ya alıcı buluyor. Türkiye'de ise videonun yayın tarihindeki Grandland X'in fiyatı 379.000 Liradan başlıyor. Yeni Opel Grandland'in baştan aşağı değişen tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben sırf makyaj sonrası yeni Opel Grandland'i tercih edeceğimi sanmıyorum. Bununla beraber Pure Panel ve ön taraftaki vizör tasarımı onu satın almak için sizi ikna edebildi mi? Bunu da merak ediyorum. Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Opel Grandland hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.